İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Uzmanlar sık sık uyarıyor. İstanbul bunun için hazır mı? Onu da hem Tarık Bey'e sormuş oluruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hemen depremle isterseniz başlayalım. İki gündür depremlerle bir kez daha korkuyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir rapor hazırlamıştı. Var mı bir çalışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin depreme ilişkin? İstanbul'da yaşanacak olası bir depremde nasıl bir tablo çıkacak ortaya ve bu tabloya ilişkin olarak da neler yapılacak? Elbette var. Zaten Silivri depremi sonrasında Sayın Başkanımız bir deprem seferberliği ilan etmişti. Arkasından bir rapor, bir takvim açıkladı. Yani önümüzdeki süreçte işte 3 ay içerisinde, 6 ay içerisinde, 1 yıl içerisinde, 5 yıl ve 10 yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapacağımızı Sayın Başkan kamuoyuyla ve mecliste paylaşmıştı. Bunu çok değerli buluyoruz ve arkadaşlarımız bu yönde çalışıyorlar. Kandilli Rasathanesi ile ortak bir çalışma yapıldı. Büyükşehir olarak İstanbul'un bütün ilçelerinde mahalle mahalle hangi binalarda sorun yaşanabilir, hangi binalar ağır hasar alabilir, orta derece hasar alabilir gibi bir çalışma yapıldı. Tabii bununla birlikte oralarda ne kadar vefat olabilir, ne kadar yaralı olabilir, ne kadar ağır yaralı olabilir ve bunlara ilişkin neler yapılması ilişkin tespitler de yapıldı. Arkadaşlarımız çalışıyorlar ama tabii İstanbul depremi dediğimiz şey sadece İstanbul depremi olmayacak. Bütün bir bölgeyi etkileyecek. 20-25 milyon insan etkileyecek. Ve bu depreme hazırlıklar da, deprem sonrasındaki müdahaleler de sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gücüyle ve imkanlarıyla yapılabilecek gibi değil. Devletin bütün kurum ve kuruluşlarının, hatta bölgede bulunan bütün ilçe ve büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin ortak bir plan etrafında çalışmasıyla ancak biz bu tehlikeyi bertaraf edebiliriz. Deprem bir gerçek, bilimsel olarak da bir gerçek, tarihsel olarak da bir gerçek. Yakın bir zamanda bu deprem olacak. Önemli olan bu depreme hazır olmak. Sayın Başkanımız ve belediyemiz bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Sadece şu salgın döneminde, pandemi sürecinde bir 3-4 aylık bir sıkıntı yaşadık ama biraz orada geri kaldık. Onun dışında bütün çalışmalar devam ediyor. Tarık Bey, burada da siyaset devreye giriyor mu? Dediniz ki devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket edilmesi gereken bir süreç, İstanbul'da yaşanacak bir deprem. Burada siyaset araya girdi mi bu çalışmalar yürütülürken? Siyasetin araya girmediği hiçbir şey yok. Sayın Başkanımız deprem öncelikli olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'ndan defalarca randevu istedi. Bu konuları konuşmak istedim ama daha bu randevu talebine bile Sayın Başkanımız cevap alabilmiş değil. Elbette ki siyaset bir şekilde bu işlerin içerisine giriyor. Ama sadece Büyükşehir Belediyesi imkanları bunu yapmak mümkün değil. Deprem geldiği zaman da AKP'li, CHP'li, MHP'li, HDP'li bakmaz. Çürük binada kim varsa çok ciddi zarar verir. Bu yüzden biz sürekli olarak hatırlatmak istiyoruz. Yani biz bu tehlikeyi ancak devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket edebilirsek bertaraf edebiliriz. Bu konuda da sadece Sayın Başkanımız bir deprem konseyi topladı, çalışmalarına başladı. Son derece değerli hocalarımız var içerisinde. Çalışmalar o anlamda yürüyor. Şimdi dün hepimizi tebessüm ettiren bir haber düştü. Vapurlar 5 kuruş oldu. Evet. 10'la 16 arasında. Şimdi bir uygulama gelince hemen neden daha öncesinden başlamıyor? Mesela mesai saatlerinde olsa ne güzel olurdu bu uygulama diye içimizden geçmiyor değil. Onu da sormuş olalım. Nasıl olacak bu uygulama? Hangi tarihe kadar olacak? Ne sebeple böyle bir çalışma yapma kararı aldı? Öncelikle tabii teşekkür etmek gerekiyor şehir hatlarını ve Sayın Başkanımıza. Bugüne kadar görülmemiş bu uygulama, vapur fiyatları sadece 5 kuruşa indi. Ben de ilk duyduğumda yani gerçekten inanamadım. Sadece 5 kuruş mu dedim. Evet, sadece 5 kuruş dediler. 31 Ağustos tarihine kadar saat 10 ve 16 saatleri arasında uygulanacak, belli hatlarda uygulanacak. Gerekçesi de şu, zaten Sayın Valimizle sürekli olarak Başkanımız görüşüyordu. Özellikle bu salgın sürecinde mesai saatlerinin değiştirilmesi ve kaydırılması için bir önerimiz vardı. Bu konuda bir çalışma yapmak ihtiyacı doğdu ve şehir hatlarından başladık. Yani en azından o ulaşımın böyle en yoğun olduğu saatlerdeki yoğunluğu azaltabilmek için, biraz daha ileri saatlere çekebilmek için saat 10 ve 16 arasında özendirici bir uygulama. Vatandaşlarımız 10 ve 16 saatleri arasında vapura binerlerse 5 kuruş olacak. Diğer saatlerde yine normal ücretten yararlanacaklar. Ayrıca tabii vapur deyince temiz hava aklımıza geliyor, deniz aklımıza geliyor. Bu yaz koşullarında da zannederim pandemiden, hastalıktan korumak için de en sağlıklı şey zannederim bu. O yüzden bu da çok özel ve güzel bir uygulama olarak gözüküyor. Özendirici bir çalışma. Önemsiyoruz. Tarık Bey, peki şimdi salgın döneminde olduğu için Böylesi bir indirimde, yani 5 kuruş olunca yoğunluk da olacak. Bunu nasıl belirlenecek? Bunda bir sınırlama olacak mı? Elbette ki yani vapurların kapasitesi kadar ancak bu yapılabilir. Onun dışında zaten yolcu alınamaz. Ama bu 31 Ağustos'a kadar olan işte 2,5 aylık süreç bir deneme süreci. İlk defa da böyle bir şey yapılıyor. Bir ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet. Ona göre zaten süreç içerisinde alınması gereken önlemler de çok hızlı biçimde alınacak. Arkadaşlarımız bu konuda hazırlar. Şeytanın avukatlığını yapayım. Sefer saatlerinde bir azalma olacak mı 5 kuruş olduğu için? Hayır, olmayacak. Aynen devam ediyoruz. Sefer saatlerimiz aynı. Tamam, güzel. Şimdi çok merak edilen Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna gelelim. Sessiz, sedasız mı oldu? Yani sizin açınızdan belki öyle olmadı ama bizler açısından çok sessiz, sedasız oldu. Bir anda bu haber düştü. Hatta bu haberi paylaşanlar da İBB'nin bu işin içerisinde olduğunu bilseydi paylaşmaktan bile tereddüt edebilirlerdi. Nasıl başladı bu süreç? Bilginiz var mıydı? Sayın Başkan bunu son derece gizli tuttu. Özel bir çalışma yapıldı. Gerçekten müthiş de bir iş oldu. Yani Fatih Sultan Mehmet'in portresi ait olduğu yere, İstanbul'a geri dönüyor. Şöyle eleştirileri tabii ben duyuyorum. Yani işte bu aslında bakanlığın işi falan diyorlar. Yani bu tabloyu mesela Ankara Belediyesi, İzmir Belediyesi alsaydı belki o eleştiri haklı olabilirdi ama Fatih Sultan Mehmet demek İstanbul demek. İstanbul'un belediye başkanı da Fatih'i İstanbul'a geri getiriyor. Çok önemli bir iş yapıldı. Tarihi olarak, sanatsal olarak, kültür olarak çok önemli bir iş yapıldı. Çok büyük bir başarı bence. Verdiğimiz her paranın da sonuna kadar değeceği bir iş yapıldı. Hatırlarsanız geçmişte bir film için, bir dizi için 12-13 milyon lira sponsor olunuyordu. Ya da işte lalelere 10 milyon, 12 milyon para veriliyordu sadece 10 gün yaşayan lalelere. Oysa ki biz çok daha az bir masrafla sadece yaklaşık 8 milyon lira gibi parayla 500 yıllık Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu alıp Türkiye'ye, İstanbul'a getiriyoruz. Bence başlı başına çok büyük bir başarı öyküsüdür. Evet öyle. Şimdi yani bunun bir parçası olmaktan da gerçekten gurur duyuyoruz. Çok önemli bir iş oldu bu. Önemli bir iş oldu, evet. Şimdi taksi tartışmasına da gelelim. Hızlı tüm konulardan yanıt almak istiyorum. Taksi meselesi, şimdi eğer izleyen taksiciler varsa da kızmasınlar ama İstanbulluların taksi deneyimi ne yazık ki bu zamana kadar hoş olmadı. Herkesin olumsuz bir tecrübesi oldu taksilerle ilgili. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5000 taksinin kiralanması üzerine bir açıklama yaptığında da herkes çok sevinmişti bunun için. Ama çeşitli tepkiler de gelmişti. Özellikle plaka sahipleri üzerinden tepkiler de gelmişti. Siz bununla ilgili başvuruyu yaptınız Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne ama bir red cevabı geldi. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Önce şunu söylemek lazım. Her mesleğini, işini doğru yapanın da vardır, yanlış yapanın da vardır. İşini çok doğru yapan, çok düzgün yapan, müşteri memnuniyetini çok iyi karşılayan taksiciler elbette var. Ama ne yazık ki taksicilik sistemiyle ilgili olumsuz bir algı da var. İstanbul'da taksinin yetersiz olduğu bilinen bir gerçek. Yani artık tartışma götürmez bir şey. Özellikle sabah akşam saatlerinde de yağmur yağdığında İstanbul'da taksi bulmak mümkün değil. Bir ihtiyaç olduğu biliniyor. Yani 1990'dan beri de bu yana yani hiç İstanbul'da taksi plakası verilmemiş. O zaman nüfus 7 milyonmuş, şimdi gelmiş 16 milyonu. Müthiş bir nüfus artışı var. Şehir büyümüş. Eskiden büyük şehir içerisinde İstanbul'daki her ilçe yoktu ama şimdi bütün şehir oldu ve şehir büyüdü. Taksi ihtiyacı çok arttı gerçekten. Dünkü toplantıya da Sayın Başkanımızın önerisiyle taksi sayısı arttırılması getirildi. Aslında buradaki amaç sadece taksi sayısı arttırmak değil. Bu bir proje. Dün 6000 taksi plakası bir gündeme getirdik. Bunun 5000 tanesi yeni taksi plakası, yeni verilecek. 750 tanesi çok sıkıntıda olan belli minibüs hatları var. Buradaki minibüslerin taksiye dönmesi, 250 tanesi de yine çok sıkıntıda olan bazı taksi dolmuşların, bildiğimiz dolmuşlara, sarı dolmuşların taksiye dönmesi biçimde. Toplam 6000 yeni plakalık bir projeydi bu. Bununla birlikte tabii hemen akabinde bir İstanbul taksi projesi oluşturacaktık. İstanbul'a özgü bir taksi modeli oluşacaktı. Nasıl New York'un taksisi varsa, nasıl Tokyo'nun taksisi varsa İstanbul'un da özel bir taksisi olacaktı. Bununla birlikte elbette kalite de gelecekti. Özellikle bu korsan taksi meselesinde de yeterince taksi olduğu için önemli bir adım atılacaktı. Ama ne yazık ki taksi camiası bu meseleye buralardan bakmıyor. Biraz da böyle panik halinde işte ekmeğimiz evden gidiyor gibi bir davranış içerisindeler. Bizim taksi esnafına bir karşıtlığımız yok. Bizim tek karşıtlığımız burada. Oturduğu yerde çok fazla taksi plakası olup da o plakadan rant yiyenlerle, Onun dışında ne taksici odasıyla ne taksi esnafıyla hiçbir sorunumuz yok. Yaptığımız bu işlem de önümüzdeki süreçte taksici arkadaşlarımızın gelirini de arttıracak bir yöntem olacak. Mesele böyle bakmaları lazım diye düşünüyorum ama dün ne yazık ki böyle bakılmadı. Oda Başkanı Sayın Aksu taksi sayımız yeterli dedi. Kaliteyi arttıralım dedi. Oysa ki taksi sayısının yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz İstanbul'da. Ne yazık ki dün komisyondan geçmedi bu. Alt komisyona havale edildi. Bir küçük ara verildi diye düşünüyoruz. Bir 15 günlük bir küçük ara verildi diye düşünüyoruz. Yine komisyondaki arkadaşlarımıza bilgi vereceğiz ama sonrasında yine bu UKOME'ye gelecek ve orada değerlendireceğiz meseleyi. Ama buradaki ana sorun zannederim şu: UKOME'nin yapısının değiştirilmesi. Bugüne şimdi kadar onu soracaktım Tarık Bey. Şimdi Şubat ayındaydı, evet, zannediyorum oradaki. Evet. Değil mi yönetim? 19 Şubat'ta. Evet, üye değişikliği. Şimdi az önce de söylediniz, her şeyin içerisinde siyaset var. O zaman şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi her adım attığında UKOME'den bu karara mı takılacak? Yani hep bir engele mi takılacak? Nasıl olacak? Aslında bu da bir fırsat tabii. Siyasetin her şeyin içinde olmadığını göstermeler açısından bir fırsat diye düşünüyoruz. Dün siyaset bu işe müdahil olduğu gibi UKOME'nin yapısına daha önce 11 Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, 10 tane diğer kurumlar vardı. Yönetmelik değişikliğiyle birlikte bu 11 Büyükşehir yerinde kaldı, 14 başka kurum girdi. Kimler girdi? Mesela Aile Bakanlığı girdi, Milli Eğitim Bakanlığı girdi, Çalışma Bakanlığı girdi. Yani şimdi İstanbul'da taksi plakası sorununa Milli Eğitim Bakanlığı bakıyor ya da Aile Bakanlığı bakıyor. Peki biz Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemiş olduğu derslere müdahale ediyor muyuz? Asla söz konusu olmaz. Bu kurumlar uzmanlık kurumları. İstanbul'da ulaşımı düzenleyen uzman kurumlar. Liyakat dediğimiz şey de budur. Elbette ki İstanbul'daki ulaşımla ilgili bu uzman kurullar karar vermeli ama dün gördük ki siyaset buna bir şekilde müdahale etti. Bir 15 günlük olan bir süremiz var. Alt komisyonda bu incelenecek ve yeni baştan UKOME'ye gelecek. Siyasetin burada ne kadar müdahale olup olmadığını 15 gün sonra da 20 gün sonra yapılacak olan UKOME'de net olarak göreceğiz. İlk deneme çok başarılı olmadı onların açısından. Büyükşehir dışındaki bütün kamu kurumları red oyu verdiler ve alt komisyona gönderdiler. Biz aklı selim davranacaklarına inanıyoruz. İstanbul'daki bu sorun hepimizin sorunu. İstanbul'da yaşayan her vatandaşın sorunu. Öyleyse çözmek de hepimizin sorunu, hepimizin görevi diye düşünüyoruz. Biz bir sonraki UKOME'de doğru karar vereceklerine yürekten inanıyoruz. Evet. Tarık Bey, çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tarık Balyalı ile konuştuk.